Pusu! Usta, bunlar terörist. Günaydın Memati. Bir sorun mu var efendim? Alper kimseyi bulamamış Zafer'in mekanında. Demek ki geç kalınmış efendim. Biz kampa vardığımızda eşyalarını, her şeylerini bırakıp sırra kadem basmışlardı. Belli ki Zafer'in bir acelesi vardı. Ne demek istiyorsun? Bomba yüklü minibüs içinde bir muhbirim var. Yardımcı olabilir dedin. Adamın yanına gittim. Karşımda Zafer. Adam kandırdı 3-5 gençle kampta dedin. Ortada ne Zafer var ne adamları. Ne demek istediğimi mi soruyorsun bana? Muhbire giderken tedbirsiz davranmışsın. Takip edilmişsin. Üstelik bunu bile fark edememişsin. Kampa baskın için geç kalmışsın. Başarısızlığını ortak arıyorsun. Şşş, yeter. Zafer nasılsa uzun süre gizli saklı kalmaya dayanamaz. Yakında çıkar ortaya. Sevenlerimizin, bize güvenenlerin desteğiyle çıktık yola. Ama şartlar değişmeye başladı. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Göbeğimizi keserken Polat Alemdar'a değmek zorunda mıyız? O bize değiyorsa biz de ona değeceğiz Hüseyin. Bir mahsuru mu var? Bence mahsuru yok. Ama sakat iş. Memati bize yedirmez. Biz yemesini biliriz. Memati her sevkiyatın başında durmuyor.
Ne zamanmış bu sevkiyat? Bu gece. Usta, insan ticareti. Hadi o olur. Organ ticaretiyle örgütün ne alakası var? Örgüt para için her şeyi yapar. Karı kız bile satarlar abi. Yok devenin nalı. Öyle aran. Avrupa'daki malum evlerin işletmesini hep bunlar yapıyor. Sen Avrupa'yı ne bilirsin? O evleri ne bilirsin? Siz örgütü ne bilirsiniz be? Sanki sen çok biliyorsun. Abdurey. Muron'un adamını bir yokla bakalım ne çıkacak. Bir şey bildiğini zannetmiyorum ama belki bir ize ulaşırsın. Olur abi. Usta, benim anlamadığım ailelerden girdik, döndük dolaştık, yine örgüte çıktık. Bu iş ne iş? Bir şeyi bitiremiyorsan dönüp dolaşıp geleceğin yer hep aynıdır. Başta bir büyük yoksa kardeşler arasında kavga vardır. Kavga varsa kan vardır. Kan varsa ölüm vardır. Ölüm varsa silah vardır. Silah varsa para vardır. Para varsa güç vardır. Gücün olduğu yerde savaş vardır. Topal durum ne? Yeni yer bizim için iyi oldu. En azından bir süre orada idare ederiz. Ama ne de olsa mahalle arasında. Giren çıkan dikkat çekiyor. Bir şey olmaz. Ben o bölgeyi bağlamışım. Anestezist bulamıyoruz. Ya neyini bulamıyorsun doktor? Para aldıkları riske az geliyor. Ulan biz adam öldürmek için para almıyoruz da. Onlar utanmadan adam bayıltmaya para mı beğenmiyorlar? Onlar adam bayıltmıyor. Adam diriltiyor. Yok ya. Öğretemiyor musun sen o işi başka birine? Böyle bir riske almayalım. Hastalarımız mühim adamlar. Ne istiyorlarsa ver doktor. Ama canımı sıkan olursa. 5 kuruş para vermem, almam. Şerefsizim kafasına sıkarım ona göre. Biz burada inecilik oynamıyoruz. Hele sen uygun böbrek buldun mu onu söylesene bana. Bak, adamı daha kaldırıp Avrupa'dan buraya getirttirdik. Bu adam örgüt için çok önemli. Uygun bir donör var. İkna etmeye çalışıyorum ama zor görünüyor. Olmazsa ne olacak? Başka bakacağız. Elini çabuk tut doktor. Hadi. Topal, sen ortalarda fazla görünme. Bu iş bir yerden patlarsa doktor kurban giderse gitsin. Sen bana lazımsın. Eyvallah. 4 aile, hepsi de sırtlarını ayrı ayrı devletlerin gizli servislerine dayamış durumda. Servisler bunlara ne diyorsa bunlar onu yapıyorlar. O zaman usta bunlar farklı şeyler istiyorsa birbirlerine girmeleri lazım. Ama yok. 4'ü de bir masada oturuyor. Lozan'da kaç kişi oturuyorlardı Memati? Hepsi de bir sonraki savaşta birbirlerine girdiler. Bunlar hiçbir şey de değilse de dörtlü yönetim konusunda ittifak halindeler. Aralarına 5.'yi sokmak istemiyorlar. Peki biz ne yapıyoruz abi? Onların bozulmasını istemediği dengelerle oynuyoruz. Askeri niye hepsi istemedi de bir tek Tataroğlu istedi? Çünkü Tataroğlu askeriyi ve bilgilerini ele geçirdiğinde diğer 3 aileye şantaj yapıp isteklerini kabul ettirecekti. Üstelik CIA'yı de memnun edebilecekti. Ya minibüs işi? Hazar Beyoğlu ülkede kaos çıkmasından yana. Bunun için birkaç yerde bombalar patlayacak. Sonra kendi istedikleri şartlarda yeniden bir düzen kurulacaktı. İçerideki klikler birbirleriyle mücadeleye girişince planları tutmadı. Limanları ne yapacaklar usta?
Tataroğlu Amerikalı dostlarının tavsiyesiyle limanları teker teker almaya başladı. İthalatın, ihracatın kapısını tutmak istiyor. İstemediği sevkiyatları engelleyecek ya da şantaj yapacak. Türkiye'ye giren çıkan bütün malları böylelikle kontrol edecek. Bu tetikçi çocuk işi nereden çıktı abi? Zafer kendisini harcayanlara mesaj veriyor. Gücüm var, bana dokunamazsınız diyor. Yeni müşterilere de gel gel yapıyor. Yakında ona büyük müşteriler çıkar. Peki Muro nereden çıktı abi? Kuzey Irak'tan gelen sıcak para Türkiye'de değerleniyor. Kim aracı? Karacadağ. Muro onların adamı değil. Ama bizim yaptığımız operasyon sonucu güvenlik zaafı oluştu. Güvenlik için de örgütü tercih ettiler. Usta, biz Muro'ya Karacadağların tır işinde değdik. Ama o organ ticaretinde de çıktı. E bu sağlık işi kaç karların diye söylemiştin bize. At izi it izine işte tam bu noktada karışıyor Memati. Mülteciler diyeceksin. Onları ülkeye getiren Hazar Beyoğlu'nun tırları. İşi organize edenler Muro'nun adamları. Organ işini yapan da Kaçkarlar. Boğazlamışlar bir kurbanı. Biri etinden, biri sütünden, biri de postundan faydalanıyor. Ama hesapları daha büyük. Buraya getirdikleri mültecileri Avrupa'ya götürdüklerinde örgüt sokakta eroin sattırıyor bu adamlara. Götüremediklerinde ise buradaki bazı sivil toplum kuruluşları aracılığıyla göğe sahip çıkıyorlar. Hiçbir şey olmayan mültecilere yeni bir hayat, büyük miktarda para ve karşılığında yeni bir din vaat ediyorlar. Bu sadece mültecilerle de kalmıyor. Türkiye'de ihtiyaç sahibi, daha doğrusu sahipsiz insanlarımız için de bir kapı oldu. Misyonerler aracılığıyla kurulan kilise evlerde bu eğitimler görülüyor. Bu Tuncay'ın dediği İncil'lerde bu hesap mı? Büyük ihtimalle. Abi peki amaç ne? Dedim ya, kurban. Türkiye şu an tam bir kurban. Biri yere yatırmış, biri gözünü bağlamış, biri ayaklarını bağlamış, bıçak da birinin elinde. Ne yapacağız peki usta? Biz ne deveyiz, ne koyun Memati. Arslandan kurban olmaz. Böbrek ameliyatlarını nerede yaptırıyor? Abi ben nereden bileyim? Sen beni tanıyor musun? Yok abi. İyi. Şimdi öğrenirsin.
Adım Abdüley. Ameliyathane nerede? Bilmiyorum abi. Oğlum, annesiyle ailesiyle ilgili bir habere ulaşabildin mi Ali'nin? Kurbanlar anne. Anası zaten ölmüştü. Ailesi de kim bilir nerede. Yazık. İnsanlara yazık oğlum. Ninesi bunun uykusu gelmiş. Yatıralım. Uykusu mu gelmiş benim aslan oğlumun? Yatır bakalım. Nazife Hanım yüzümüze bakmaz oldu. Sadece senin mi baba? Benim de. E ne yapalım? Biz de baba oğul baş başa otururuz. Niye canın sıkkın gibi? Nasıl sıkkın olmasın baba? Kahpe terör sadece kanımızı dökmekle, canımızı yakmakla kalmıyor. Sapla samanı karıştıranların sayısını arttırıyor. Bu lanet fitne daha ne kadar ocak söndürecek? Kime kızıyoruz evladım? Kime kızacağız? Bu durum bizim eserimiz değil mi? Bir toplumda böyle binlerce terörist ortaya çıkabiliyorsa kendimizi hesaba çekmemiz gerekmez mi? Hani bizim eğitimimiz? 80 yıldır nasıl eğittik çocukları? Gençleri nasıl yetiştirdik? Onlara ne verdik? Hadi dünyalık para, pul, iş, aş veremedik. Kanaat etmeyi de öğretemedik. En önemlisi, insan sevgisini aşılayamadık. Baba, bunların başlarında, içlerinde mülkiyeliler var, tıbbiyeliler var, hukukçular var. Aralarında okumuş gençler var. Okutmak başka şey, eğitmek başka şey. Hele insan sevgisi aşılamak büsbütün başka bir şey. Vaktiyle padişahın biri memleketinde çıkan isyanı bastırmak için bütün gücünü seferber eder. Nihayet eşkıyayı yakalar. Hepsini idam ettirecekken aralarındaki 13-14 yaşındaki çocuğu ayırır. Eşkıya reisinin oğlu olan bu çocuğu saray mektebinde kendi oğullarıyla birlikte eğitmeye karar verir. Vezirler itiraz ederler. Aman sultanım derler. Bunu eğitip yetiştirirseniz yarın kan çeker. Babası gibi isyan eder. Başınıza gaileler açar. Üstelik bir de kan davası güder. Padişah vezirlerini hafif alaylı ve acılı bir ifadeyle süzer. Ben ona babalık yapacağım. Babasından daha büyük iyilik yapacağım. Ben onu seveceğim. O da beni sevecek. İnsanı sevecek. Zaman geçer. Eşkıya oğlu yetişir. Güzel bir insan olur. Vezirlik makamına gelir. Milletine ve memleketine büyük hizmetler verir. Sapla samanı ayırmak budur evladım. Kötüden iyi ayırmak, kötünün içinden iyiyi çıkarmak, kötünün kötülüğünü iyiye dönüştürmek. Aslında devlet olmak budur işte. Allah ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır. B
Ben Erol'la konuştum. Dubai'den kredi başvurusunda bulunduk ve büyük ihtimalle olumlu haber gelecek. Teminat ne olacak? Onu bir şekilde halledeceğiz Ahu. Zaten o krediyi aldıktan sonra bir daha sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. İnşallah Jülide. Ne oldu? Bir şey mi aklına takıldı? Yoo. Ne bileyim, senden bu kadarını beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Mutlu oldum seni şaşırttığıma o zaman. Ben de sizin ortak bir amaç için bir araya gelmenizden mutlu oluyorum. Hayatım, biz bir aileyiz. Ben biraz daha biftek alacağım hayatım. Sen de ister misin? Lütfen. Yanına sos. Olur. Polat'ın haberi var mı bu silahsızlanma işinden? Neden herkes bana bu soruyu soruyor? Kızım, biraz tuhaf bir durumda o yüzden. Haberi yok amca. Söyleyeceğim. Ama kötü bir tepki vereceğini de zannetmiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bildiğim iki tane adamım var bu işlere bakan. Bir tanesi hastalarla ilgileniyor. Doktormuş galiba. Atılmış doktorluktan. Adı ne? Doktor diyorlar. Adını bilmiyorum. Öbürü? Öbürü bizzat bu işi yöneten adam. Parayı, hastaneyi, hastaları hep o ayarlıyor. Adı ne? Lakabı Topal. Bir ayağı aksıyor. Adını hiç duymamışım. Başka? Başka bir şey yok abi. Bunu bırakın gitsin. Abi elini ayağını öpeyim. Muro beni öldürür. Böbreğinin uyduğu biri varsa ölmezsin. Yoksa şansına küs.
Ne oluyor burada? Nöbet çizelgesi değişti dediler. Onu sormaya gelmiştim. Siz ne zaman başladınız işe? 2 gün önce çağrıldım. İcap nöbeti tutacaktım burada. Tamam. Sonra bildirilir size yeni nöbetleriniz. Gerçekten mekansızlıktan mı buradasın yoksa tercih mi? Beğenmedin mi? Tuhaf bir yer. Alışık olmadığım bir ortam. Rahat ediyorum burada. Plazada bir sürü boş oda var. İstiyorsan senin için kat boşaltalım. Güvenli değil plazalar benim için. O da doğru ya. Sanki babamı başka yerde kaybettim. Bugün Dallas ailesinin gündemi ne? Bu sefer hayırlı bir işe girdiler. Dur tahmin edeyim. Etiyopya'da yararlı bitkileri koruma cemiyeti. Yo. Hint okyanusunda soyu tükenmek üzere olan dev midyeleri koruma derneği. Ya da Türkiye'de ne olabilir lüzumsuz? Türkiye'de biz ve bizim gibiler hiç ölmesin, bin yaşasın vakfı. Yok, bu sefer hakikaten hayırlı bir iş. Neymiş? Çok merak ettim. Biz bir dernek kurduk Polat. Bireysel silahlanmayla mücadele edeceğiz. Yarın basın toplantımız var. Biz tam olarak kim? Ben, İnci, Fuat, Yalçın Yıldız kurucu üyeleriz. Başkaları da olacaktır zamanla. Biliyorsun, Fuat'ın karısı da intihar etti. Ebenin babam öldürüldü. Düşündük ki... Amcanla konuştun mu bu konuyu? Evet. Ama o da sana sormamı söyledi. Zaten herkes Polat'la konuş diyor. O yüzden apar topar geldim böyle. Herkes? Yani İnci ve Fuat da öyle dedi. Benim de üye olmamı mı istiyorsun? Niye kızıyorsun anlamıyorum. Kızmadım. Ahu sen yetişkin bir kadınsın. Sana ne yapman gerektiğini ben söyleyemem. Ama silah tüccarı Tataroğlu ailesiyle silahsızlanma derneği kurdum dersen de aferin diyemem. Silah ticareti falan yaptıkları yok. En azından şimdi. Böyle söylentiler her zaman çıkıyor. Senin için de çıkıyor ama ben inanmıyorum. Neden inanmıyorsun sence? Çünkü kimseye kötülük yaptığını görmedim. Beni en zor günlerimde sen korudun. Yine korumak isterim. O yüzden bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Ama lütfen de Allah ailesinden uzak dur. Başkaları için bir şeyler yapmak istiyorum. İnsanlar için, insanlık için. Bunun neresi kötü ki? İnsanlar için bir şey mi yapmak istiyorsun? Evet. Mültecilerle ilgilenmek ister misin? Tabii ki. Nasıl bir ilgi? Binlerce insan, insan gibi yaşamak için, çoluğuna çocuğuna daha iyi bir gelecek sağlamak için, gerekirse bedenlerinden parçalar satıp memleketlerinden göç ediyorlar. Batıya gitmek için, mümkünse Avrupa'ya. Her yıl binlerce insan bu uğurda ve bu yolda can veriyor. Yine binlercesi vatansız mülteciler olarak ortada kalıyor. Bununla uğraşan çok sayıda uluslararası kuruluş olması lazım. Onlardan bazıları sizin dernek gibi silah satıp silahsızlanın diyor ya. Tam öyle işte. İnsan satıp insanlara sahip çıkın diyorlar. Ama bu derneklerin içinde yer almak lazım. İnsanlara en azından vardıkları yerde bir lokma aş vermek için.
Seve seve yaparım. Ne taşıyorsun sen? Sen kimsin? Hem kaçakçılık yapacaksın, hem de bana diyeceksin ki sen kimsin? Kimin mazotu o? Kaçak olduğunu biliyorsan abi, kimin de olduğunu biliyorsun. Bundan sonra Memati Paşa buradan ekmek yok. Hadi acele edin. Bizim çocuklar kamyonlara geçsin. Hadi sen de bin kamyona bizi takip et. Hadi geçin. Merhaba Hikmet abi. Afiyet olsun. Buyur, beraber olsun Eren. Abi, arkadaşımı tanıştırayım. Gürhan. Memnun oldum Gürhan kardeş. Ben de abi. Buyurun oturun. Çay içer misiniz? Eyvallah abi. Eren çok bahsetti abi sizden. Neyimden bahsetti? Abi, Gürhan siyasalda okuyor. Memleket mevzularına hassas bir arkadaş. Senin de hassasiyetlerinden bahsedince merak etti seni. Ben de tanıştırmak istedim. Bu sıra biz hassasız ama memleket de hassas. Hep öyle değil miydi? Hep öyleydi de Eren. İnsanın kanına dokunan ne biliyor musun? Şehitlerimiz geliyor allı bayraklı tabutlarda. Analar feryat figan. Babaların gözü yaşlı. Şehitler ölmez diye bağırıyor gençler. Biz ne yapıyoruz? Bizim hassasiyetimiz nerede? Sokağa mı dökülmek? Yan komşumuza yan gözle mi bakmak? Askere gönüllü mü yazılmak? Gerekirse hepsi değil mi abi? Hepsi de doğru gülüm ama haykırsak sesimizi kime duyuracağız? Yan gözle baktığın komşunun ciğeri senin kadar yanmış. Askere gönüllü yazılsak Allah'a şükür 200 bin askerimiz orada. Mesele ne biliyor musun? Askerin eğitimi ordularla savaşmak üzerine. Terörle teröristle değil. Gece yok, gündüz yok. Karşında bulabildiğin bir düşman yok. Yazık, günah değil mi o kadar yetişmiş insanına? Oysa bütün dünyada terörle mücadele eden ülkeler özel birimler kuruyor. Biz ise kurduğumuz birimleri konjektürel nedenlerle lav ediyoruz. Neyi kastediyorsun abi? Şunu gülüm. Özel harekat ekiplerimiz vardı. İşi sadece ama sadece teröristle vuruşmak olan. Buna göre istihbarat ağı, buna göre teçhizatı, buna göre bölgeyi bilen, tanıyan. Tam yetiştiği sırada tayinle başka bir bölgeye gitmeyen, resmen terörist kadar bölgede ve dağlarda yaşayan ekipler. Nerede onlar?
karakollarda evrak tanzim ediyorlar. Neden? Ha, yanlışları olmadı mı? Oldu. Ama yanlış yanlışla düzeltilir mi? Kurduğum bir sistem yok edilir mi? Terörün çaresi sadece bu mu abi? Hayır. Bu sadece teröristle savaşma şekli. Terörü durdurmanın yolu değil bu. Savaşmanın yolu. Terör 70 milyon birlik olmadan bitmez, tükenmez. Kısa günün kârı. Silah almamız lazım. Alırız. En kralını alırız. Kârı güzeldi Hakan. Karşılığında ne vereceğiz? Yıllarca hizmet verdik ya. Yetmiyor Hüseyin. Ne demek lan tankerler kayboldu? Vallahi billahi kayboldu Memati Bey. Tankerler çıkmış limandan, sonra ne adamlardan ne tankerlerden iz var. Belli ki büyük bir operasyon yapılmakta bize karşı. Biz de kaybolalım Memati Bey. Hadi oradan lan. Beni hiçbir şey bulamayıp kaçak mazottan mı harcayacaklar? Devlet bu abi. İşine nasıl gelirse öyle harcar. Bu devlet işi değil. Devlet olsa bize çökerdi. Başka bir şey var ki malımıza çökmüşler. Abi, o çiçekleri yollamayacaktık buluta. Bak, bize kaç paraya mal oldu. İyi o zaman. Kendimiz gideriz, maliyeti düşük olur. Ortak, sen de mazotlar gibi bir yere kaybolma. Daha seninle maliyet hesabı konuşmadık. Ortak. Saltanatın buraya kadar. Artık patron geldi, ortaklık bitti. Kemal Bey bundan sonra limanları yönetecek. Memnun oldum efendim. Benden sana ortak nasihatı, karım varsa sakın buraya gelmesin. Kemal'den bir uçan bir de kaçan. Ben daha çok limanların yönetiminden ziyade işleyişiyle ilgileneceğim. Her ikinizin de mevcut pozisyonlarınızı sürdürmenizi istiyorum. Şimdiden bir pozisyon istedi ortak. Demedi deme. Kararlarımın sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Bu cümleyi de en fazla bir kere kurarım. Sana inanamıyorum baba. Dediğim gibi yapın. Sonra konuşuruz. Bir daha sakın benim odama bu şekilde girmeyince. Randevu istiyorum, vermiyorsun baba. Otur İnce, otur. Sakin sakin anlat. Nedir derdin? Beni neden korumuyorsun baba? Neden beni aldatan, beni döven, beni katil yapan adamı koruyorsun? Kemal'i terfi ettirmişsin baba. İnce kendine gel. Seni ve Tataroğlu ailesini korumak için ne gerekiyorsa yapıyorum. Bu çocuğu doğurmak istemiyorum baba. Kemal'in yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben senin babanım İnce. Bu dünyada hiç kimse senin iyiliğini benim kadar isteyemez. Kemal ailemizin bütün sırlarına vakıf. Onu sokağa atamam. Benim ne hissettiğimin hiç önemi yok değil mi baba?
Ailemizin geleceği senin hislerinden daha önemli İnci. Bugün böyle hissediyorsun, yarın geçer. Yakında anne olacaksın. O zaman beni daha iyi anlayacaksın. Haklısın baba. Anne olacağım. Ama seni ne anlayacağım, ne de affedeceğim. Gir arabaya Nevzat. Beni rezil etme. Adam pek geliyor. Buyur gülüm. Beni görmek istemişsin. Hele bir gözlerime bak bakalım. Gülen bir tarafım var mı benim? Gençken ben de senin gibiydim. Yaşlandıkça daha güler yüzlü oluyorsun. Mazot nerede onu söyle. Yaşlanmaya gerek kalmaz, yüzüm güler. Memati, sana bir şey söyleyeyim mi? Rahat ol. Harbi buluttan nem kapıyorsun. Hı, ne nem kapacağım? Haraç kesmeye kalktın. Limana sokmam dedin. Tankerlerim kayboldu. Sen olsan kimin karşısına dikilirdin? Sana cesur çok, bana cahil çok. Ne bileyim kim? Benim ismimi duydun mu bu işin arkasında? Yok. Memati, ben bir iş yapmışsam senin o gönderdiğin çiçek gibi muhakkak bir kartvizit koyarım. İmzasız iş yapmam. Hı. Senle bana ne lazım biliyor musun? Senle ben gibi ortak. Gel vazgeç şu Polat Alemdar'dan ha. Vallahi yüzünü güldürürüm. Bak buna gülerim işte. Sen Tataroğlu'nu bırak. Bizim ortamımız daha şen. Bir akşam içelim mi Mati? Olur gülüm. Liman ve yapılacak ek antrepo işleri Davut Bey için çok önemli. İlgili bürokrat ruhsat çıkarmamızı engelliyor. Bu adam mı? Evet. Tüm geçmişini araştırdım. Bir açığını bulamadım. Benden ne istiyorsunuz? O açığı sizin bulmanızı. Bu iş Davut Bey için çok önemli. Adamın açığı yoksa bir şeyler var edin. Belki gençliğinde yasa dışı gruplarla ilişkisi olmuştur. Belki teröre bulaşmıştır. O kısım size kalmış. Siz sicilini işleyin. Ben gazeteme atacak manşet bulayım yeter. Bir bakalım. Gereğini yaparız. Abi bu işte iki önemli adamı varmış Muro'nun. Birinin lakabı doktor, öbürünün topal. Böbrek naklini nerede yapıyorlarmış? Bütün öğrendiğim bu kadar abi. Ne yapacağız abi? Elde adres, isim, hiçbir şey yok. Bulacağız Abdurrahim. Bir şekilde bulacağız.
Abdülay. Efendim abi. Nasılsın? İyiyim abi. Aramız nasıl? Bir problem mi var abi? Yok. O zaman iyi abi. Abdülay, kendine dikkat et, olur mu? Ederim abi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Abdülay? Bilmediğim bir şey yok abi. Tamam o zaman. Ben sana dedim Muro. Polat Alemdar'ın zaafı var. Oh, 3-5 çapulcunun hayatını kurtaracağım derken biz işimizi rahat rahat hallederiz. Bedri Bey, iyi dedin, hoş dedin. Polat'ı da başka alana çektik. İyi de bizim oradaki zararımız ne olacak? O kolay. 3-5 böbreğin parasından ne olacak? O kadar kolaysa parasını değil böbreğini ver de göreyim seni. Biz bu işten senin kazandığın kadar para kazanıyoruz Bedri Bey. Bu işte o kadar para var mı? Sen ne diyorsun ya? En büyük yedek parça insan. Sen Polat'ın ciğerini al. Ben sana kaç para istiyorsan vereceğim. Bizim 30 senede almadığımız ciğer mi kalmış? Polat kim? Alırız onun da ciğerini. Kafanı kullan. Bu fırsat herkesin eline geçmez. Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bir iki gün ameliyat ağrını olur, sonra hiçbir şeyin kalmaz. Sonra? Sonrasında ne var? Tek böbreğin sende kalacak. Bu böbreğe ihtiyacı olan adam da tek böbrekle yaşayacak. Ömür boyu sana dua edecek. Mümkün olmasa adam ikinci böbreği istemez mi? Tıp artık çok ilerledi. Hem bunca varlığıyla o adam tek böbreğe razı da sen şu haline karşı mı çıkıyorsun? Herkes bir şey söylüyor. Tek böbrek kalınca erken ölürsün diyorlar. Bu yokluk içinde zaten ölür gidersin. Ben sen kazanasın diye istedim. Çoluk çocuğunu da düşünmüyorsan ben ne diyeyim sana? Dur gitme. Ne kadar verirler bana? Durumunu konuşurum. Verirler 5-6 bin dolar. Tuncay Bey, Asu hanımefendi teşrif ettiler. Görüyorum ya zaten Hüsnü Bey. Buyurun buyurun. Buyurun Asu hanımefendi. Tuncay Bey, bir iz buldum galiba. O yüzden yüz yüze görüşmek istedim. Buyurun Asu Hanım. Hastane kayıtlarından sürekli aynı analiz sonuçları taratılmış. Yani? Uygun böbreği olan bir verici donör aramışlar. Ve bulmuşlar. Kimi? İsmi ve adresini not ettim. Buyurun. Çok teşekkürler Asu Hanım. Efendim, çay kahve ne arzu buyurursunuz? Sonra alalım Hüsnü Bey. Çıkmamız lazım. Nasıl tenzip buyurursanız efendim. Ya nerelerdesin hayatım sen? Çok kızgınım sana. Bir de neredesin diye soruyorsun. Bir aydır bir kere bile aramaz mı insan? Ya aradım işte. Uzatma. Oh. Var mı dedikodu medikodu bir şeyler? Ne olup bitiyor sizin alemde? Ama ne olsun, aynı işte. Herkes senin Fuat'ı konuşuyor. Neyini konuşuyor? Kızları çağırıp çağırıp omuzlarına nasıl aşık olduğunu, sevdiğini anlatıyormuş.
Ya aşk bu, gelir geçer. Bir kere seni seviyorum de, şu saçlarımı kazıtacağım. Bak ne aşklar var. Ben seni böyle uzun saçlı beğeniyorum. Yine sevgi yok öyle mi? Sevgi demişken, o senin arkadaşın kız ne yapıyor? Boşta mı? Hayırdır? Hayır, hayır. Bir arkadaşım var. Biraz gergin. Onu yumuşatacak. Bakarız. Bakarızı yok. Hayat memat meselesi. Şimdi sen şu meseleyi en baştan bir anlat bakalım. Memati Bey, ne anlatayım? Benim bildiğim bir şey yok. Ortak, sen benim gibi bu işe dün girmedin. Kim bu işe musallat oldu söyle bana. Memati Bey, liman parasını vermeyince Yalçın Bulut... Ortak! Sen beni yanlış tanıdın. Ben adamın koluna imza atma! Ağzına sıkarım. Sana bir daha sormayacağım. İbrahim Velid. Ne işin var İbrahim Velid'le? Abi piyasa onun elinde. Ondan izinsiz mazot işi yapmak mümkün değil. Sen de gittin beni sattın öyle mi? Mühlet verdi. Düşün taşın. Ya mazot işinde ortağım olursun ya da düşmanım dedi. Sen ne dedin? Size danışmadan Memati'ye ne söyleyebilirim ki? Ortaklığı kabul et. Sorun çıkarma. Sen her sevkiyatın yerini ve tarihlerini bana bildir yeter. Emredersiniz İbrahim Bey. Malıma İbrahim mi el koydu? O küçük işlerle uğraşmaz. Kim o zaman lan kim? Hakan. Hakan mı? Beni tehdit etmek demek, Memati Baş'ı tehdit etmek demektir. Yedirtme bana tehdidine lan. Ben İbrahim Velid'le konuştum. Bundan sonra işi biz devraldık. Benim için mesele yok da... Memati Baş'a bu durumu kim anlatacak? Kimse anlatmayacak. Bu işe nasıl girdiyse öyle çıkacak. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Sen de gittin sevkiyatın yerini, saatini söyledin. Söyledim. Beni sattın. Memati Bey, ben size anlatmaya çalıştım. Ama siz anlamak istemediniz. Ha, ben angutum yani. Estağfurullah. Ama bu deniz sizin yüzebileceğiniz gibi bir deniz değil. Ortak, hisselerini Nevzat'a devret. Seninle daha işim bitmedi. Thank you.
böbreği alınacak hastanın ismi ve adresi. Operasyonu nerede yapacaklarını öğrendiniz mi? Tahmin ettiğimiz birkaç mekan var. Eskiden klinik olan ama sonra tahliye edilen yahut steril ortama dönüştürülebilecek olan. Nasıl olsa hasta bizi doğru adrese götürecektir. Teşekkür ederim. Büyük iş yaptınız. Asu Hanım sağ olsun bu önemli bilgiye ulaştı. Asu Hanım neden bize bu kadar yardımcı oluyor? Şimdilik çift taraflı çalıştığını düşünüyorum. Ama henüz bizi yanlış yönlendirmedi. Siz ona güvendiğinizi gösterin. Bilgi akışı şu an bize lazım. Eğer kötü bir durum varsa eninde sonunda nasıl olsa ortaya çıkacaktır. Soytarılık bile onlar sayesinde çekilir oluyor. Evet gördüm İnci'cim, tamam. Boşuna dememişler. Savaşma seviş diye. Hı? Aman Fuat Bey. Bak mesela sen. Ne kadar sıkıcısın Yıldız. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dünyadaki 875 milyon silahın 650 milyonu sivillerin elinde. Bu 650 milyon silahın büyük çoğunluğu korunma amaçlı taşınan silahlar. Ama bu niyet onları daha masum kılmıyor. Bugün kendinizi korumak için edineceğiniz bir silah yarın en yakınınıza zarar veriyor. Ben babamı bir silahlı saldırı sonucu kaybettim. Bu acıyı başkaları da yaşamasın diye buradayım. Türkiye'de her yıl 3000 kişi bireysel silahlanma kurbanı oluyor. Araştırmalar Türkiye'de her 100 kişiden 13'ünün silah taşıdığını gösteriyor. Bugün burada kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyoruz değerli basın mensupları. Vazgeçilen her silah kurtarılan bir hayattır. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Ahu Hanım bir dakika. Fuat Bey'in eşinin intiharına hakkınızdaki evlilik haberlerinin neden olduğu söyleniyor. İnci Hanım lütfen bu tarafa. Hayır alakası yok. Yalan haber. Ama haber Tataroğlu ailesinin sahip olduğu gazetede çıktı. Önemi yok. Yine de yalan haber. Fuat Bey'le aramızda hiçbir şey yok. Olmadı olmayacak. Şekerim gel bakayım buraya sen. Gel. Ne Fuat Bey kendinize gelin. Ha? Hangi gazetede çalışıyorsun? İsmini ver bana. Gelin Fuat Bey. Ha? Beyler toplantı bitmiştir. Kapatın kameraları lütfen. Abi bir çay daha. Yok Cemil yeter. Bu kaçıncı? Abi seninki kaç gündür yok. Boşuna bekleme. Doğru konuş lan seninki benimki diye Cemil. Zaten canım burnumda kırmayayım kafanı. Ben ne dedim abi? Bugün nasılsınız Halil İbrahim Bey? Sağ olasın hemşire hanım. La daha iyiyim. Tansiyonunuz düzelmeye başladı. Kaça kaç? 9'a 14. Küçüğü biraz yüksek.
La o demet vuruyor kalbime, kalbime. Bu yaşta normal. Ne olmuş yaşıma? Benim yaşımdakiler daha yeni çocuk sahibi oluyorlar. Çocuğunuz var mı? Yok. Neden? La kader. Anamın beğendiğini ben beğenmedim. Benim beğendiğimi anam beğenmedi. La şimdi yüzümüzü gören mi var ki beğensin? Senin çoluğun çocuğun kaç tane? Yok. Hayır mı? La niye? Kader. La kusura bakma. Ben de bodoslama hususi mevzulara girdim. Estağfurullah. Konuşacak birini bulunca çenem düştü. Yo, çok tatlı konuşuyorsunuz. Ben sonra gelirim yine. Senin adın ne hemşire hanım? Elvan. Ay anasını. La geldik gidiyoruz. Lan böyle bir kadın bulamadık. Nasılsın Ömer baba? Ben iyiyim de evladım. Senin yelken düşmüş. Hayırdır? Sorma Ömer baba. Kız kayboldu. Kaç gündür gidiyorum göremiyorum. Ne olmuş evladım görememişsen? Görmeden de sevilir. Sevgiye dair bir problem yok Ömer baba. Tam bir muhabbet kurmaya başladık. Açılıp mevzuyu ciddi bir mecraya getirmek üzereyken kayboldu. Ona canım sıkıldı. Kim bilir kızcağıza ne siyaset, ne tarih, ne gündem anlattı da kız kaçtı. Ağzımdan bir tek kelime bile kaçırmadım. Bir tek tezkereyi söyledim o kadar. E niye olduğun gibi görünmüyorsun evladım? Beğenmemesinden korktum. E bugün sakladığın yarın çıkmayacak mı ortaya? Yüzüğü taktıktan sonra ne çıkarsa çıksın. İnsanlar bu senin söylediğin mantık yüzünden iki günde boşanıyorlar. Biliyor musun Hikmet evladım? Niye Ömer baba? Kul kulu kusursuzluğundan ötürü değil. Kusurlarıyla beraber tanıyıp kabul edip sevdiği zaman bir ömür geçer. Yoksa herkes kafasında bir Hızır resmi çiziyor. O çizdiği kurtarıcıya inanıyor. Sonra çizdiği Hızır çıkmayınca hatayı kendinde değil, karşısındakini de arıyor. Hikmet'im, sen bana bir söz ver. Vereyim Ömer baba. Sen ne olursa olsun sen ol. Senin yanında hep seni sevenler olacaktır. Söz Ömer baba. Hikmet, yalnız bunu söyledim diye kızcağıza sert davranma. Biraz yumuşak ol. Görürsem olurum Ömer baba. Abi hasta bu. Hadi Feroz. Hürmüz sen burada kal. Bekle. Tamam abi. Hop birader hop, nereye? Hop, hop, hop. Thank you.
Baba sen misin? Hakkı'nın kafasına sıkacağım. Ne oldu Memati? Bizim mazota çöken Zafer'lermiş. Peki yanında kim var? Hakan'la Hüseyin. Armatör mü söyledi? Başta bir şey demedi. Bulut yaptı zannettim, bulutun üstüne gittim. Baktım yok. Ulan ortak gel dedim. İki sıkıştırınca başladı ötmeye. Meğer İbrahim Velid'in adamıymış. İbrahim Velid de bizi Zafer'lere ihale etmiş. Hakan malın senin olduğunu biliyor mu? Senin benim yok, mal bizim işte. Bütün memleket biliyor, bir onlar mı bilmiyor? Usta, aklınca Tamer'in intikamını almaya çalışıyor. İntikam işi değil bu iş. Başka bir iş. Şartları oluşturacağız. Memati ölümden dönecek. Polat bunun intikamını almaya giderken ölecek. Sen de Polat'ı öldüreni öldüreceksin. Ve ekibin başına geçeceksin. Ne iş Abdülhey?